Güzel avrat otu nedir? Faydalı mı, zararlı mı? Ülkemizde, dul avrat otu ismi ile de bilinen güzel avrat otunun gerçek adı Atropa belladonna'dır. Sağlık üzerinde onlarca olumlu faydası olmasına rağmen, içeriğindeki atropin maddesi nedeniyle, evde kullanıma uygun değildir. Çünkü atropin tüketildiğinde, veya yanlış kullanıldığında, zehirlenmeye neden olur. Bu videomuzda sizler için, adı gibi güzel bir görüntüye sahip olan, güzel avrat otunu mercek altına aldık, faydaları nelerdir, nasıl kullanılır, zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Ayrıntılı bilgiye geçmeden önce, kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın, yapacağınız her yorum, kanalımızın geleceğine, olumlu yönde ışık tutacaktır. Hazırsanız, başlayalım. Güzel avrat otu nedir? Patlıcangiller familyasına ait bir bitki olan güzel avrat otunun gerçek adı, Atropa belladonna'dır. Belladonna İtalyanca'da güzel kadın anlamına gelir. Geçmişte İtalyan kadınların, göz bebeklerini büyütmek için, bu ottan yararlandıkları bilinmektedir. Ülkemizde, dul avrat otu olarak da anılır. Çok yıllık, dallanmış ve otsu bir bitkidir. Büyük çoğunluğu, etli bir köke sahiptir. Görüntüsü, yarı çalı şeklindedir. Boyu 150 cm kadar uzayabilir. Muhteşem görüntüsüyle dikkat çeker. Hatta adındaki güzel kelimesi, eşsiz görüntüsünden gelmektedir. Uzun, oval yaprakları vardır. Yaprakların boyu, 18 cm kadar uzayabilir. Çiçeklerin şekli, adeta bir çanı hatırlatır. Mor renktedir. Zamanla bu çiçekler siyah, kiraza benzeyen küçük meyvelere dönüşür. Meyveleri böğürtlene, yaprakları ise ıspanağa benzer. İsmi ve görüntüsü güzel olsa da, içerisindeki atropin maddesi nedeniyle tercih edilmez. Çünkü atropin zehirli bir maddedir. Aşırı dozda veya yanlış kullanımda C, iddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Günümüzde tıbbi amaçlı olarak, ilaç sanayisinde kullanılmaktadır. Faydaları nelerdir? Önemli uyarı. Doğal bir ağrı kesicidir. Ancak güzel avrat otunun bu özelliğinden faydalanılması için, öncelikle bazı tıbbi işlemlerden geçirilmesi şarttır. Dolayısıyla, amatör kullanıma uygun değildir. Orta kulak ve bademcik iltihabına iyi gelir. Astım, zatürre, bronşit gibi hastalıklara karşı etkilidir. Ülser ve gastritin neden olduğu sorunları ortadan kaldırır. Cilt üzerinde, botoks etkisi vardır. Sivilce ve akneye karşı etkilidir. Sedef hastalığına iyi gelir. Kanı temizler. İdrar söktürücüdür. Bağırsak dostu bir ottur. Sindirimi kolaylaştırır. Gut hastalığına karşı etkilidir. Romatizma ağrılarını hafifletir. Afrodizyak etkisi vardır. Cinsel gücü artırır. Sistit sorununa karşı doğal bir reçetedir. İştah açar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kepek sorununu giderir. Saçların daha canlı ve gür çıkmasını sağlar. Zararları ve yan etkileri. Yapılan araştırmalara göre, güzel avrat otu tüketildiğinde, doğrudan sinir sistemini etkilemektedir. Bunun sebebi olarak ise, içeriğindeki alkaloidler farklı etkiler gösterilmektedir. Bu nedenle güzel avrat otu, satışı yasaklı olan bitkilerden biridir. Az miktarda tüketildiğinde ciltte kızarıklığa ve tüm vücutta uyuşmaya neden olur. Fazla tüketildiği durumlarda ise, sürekli uyuma isteği, yüksek ateş, anlamsız konuşma, solunum güçlüğü ve bilinç kaybı gibi sorunlar görülür. Bu belirtilerden, en az biri ortaya çıktıysa, hiç vakit kaybetmeden, bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Güzel avrat otunun aşırı miktarda tüketimi, letarji ve komaya, hatta ölüme neden olabilir. Ne işe yarar? Güzel avrat otu zehirli olduğu için E ve DE kullanılması kesinlikle önerilmez. Ancak bu otu yakından tanıyan, uzman kişiler tarafından kullanılmalıdır. Genellikle yaprakları ve kök kısımları kullanılır. İçeriğindeki faydalı bileşenler ve özellikleri sayesinde günümüzde ilaç sanayinde kullanılmaktadır. Harici kullanım için merhem formu da mevcuttur. Güzel avrat otu yağı ise kozmetik sektöründe değerlendirilir. Nerede yetişir? Avrupa, Batı Asya, Kuzey Afrika ile Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde yetişir. Kireçli, nemli toprakları sever. Güzel görüntüsü sebebiyle nadiren de olsa bahçede yetiştirilebilir. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir, mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.